Merhaba arkadaşlar. Pahalı Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sizler için içmiş olduğum kahve fincanım önümüzde duruyor. Umarım niyetlerinizi etmişsinizdir. İsteklerimiz, dileklerimiz bu kahve fincanında bize gelsin, bizi bulsun. Güzel şeylerin hepsi bizim hayatımızda yerini alsın diye niyet ediyorum. Beklentide olduğunuz her konuda da güzel gelişmeleri umarım size buradan söylerim. Sonuçta ben bir aracıyım. Gördüğümü sizlere iletmeye çalışıyorum. Evrenimize göndermiş olduğu enerjiyi doğru bir şekilde iletirsem ne mutlu bana diyorum. Önce bir falımıza biraz geçmiş olarak bakalım. Sanki okuyan bir kişi var. Okul hayatı olan bir kişi. Bazı konularda kendine sıkıntı yapmış ve bu sıkıntılarından dolayı da arkasını biraz dönmüş. Yani biraz küsmüş sanki derslerine gibi görünüyor. Burada karşısında bir kişinin ona parmak kılı, yani şöyle parmağınızı şöyle kaldırırsınız ya, bak bunu yapmam lazım diyor ama bu kişi çok inatçı. Yani bir süre bu konuda inat etmiş. Bu inatlarından dolayı da ilerleyen süreçte gitgeller, sıkıntılar yaşamış olarak görünüyor. Bunun ilerleyen zamanında size söyleyeceğim. Şimdi bu bir okuyan bir genç, bir çocuk. Eğer anneler dinliyorlarsa ki illaki dinliyorlardır. Geçmişinde sıkıntı yaşamış, derslerine çalışmayan, aslında zamanında yapması gerekenleri yapmayan ve hepsini üst üste koymuş olduğu sorunlar geçmiş olarak görünüyor. Bunun dışında bu ilişkide şöyle karşılıklı iki insan var. Aslında hayatlarında çok fazla dert etmeyeceği konular olmasına rağmen sanki bir tarafın bu daha çok bayan tarafı geçmişte yaşamış olduğu bir ilişki onu devamlı rahatsız ediyor görselleri var. Yani bugün karşınızda duran insan, erkekler için söylüyorum bunu, biraz tereddütleri var, biraz böyle acabaları var, sanki sizi kıyaslıyor diyebilirim. Bayanlar için de karşınızda insan, karşınızdaki erkeğe karşı ne yapmam gerekir, ne kadar doğru bir insan tereddütlerini yaşıyorsunuz. Konuşmalar biraz iyimserleşmiş, hatta ileriye dönük olarak bazı konuşmalar yapılmış ama bunlar geçmişte kalmış olarak görünüyor. Yani siz birisiyle bir birlikteliğe başlamaya niyet etmişsiniz ama bir şeyler engel olmuş ve devamı gelmemiş. Bu konuda en çok sıkıntı yaşayan da erkek olarak görünüyor. Şimdi haneye geldiğimiz zaman okul konularında sıkıntı yaşayan talebe, T harfi de çıkıyor burada, talebimizin sıkıntılarının bir bölümü artık geride kalmış. Daha ileri odaklı, daha umutlu ama sıkıntılı görünüyor. Yani yolu var ama yoluna kendi engellerini koyduğu için sırtında yükleriyle birlikte yoluna çok hızlı değil de biraz yavaş yavaş olarak devam ediyor. Önünde bir bilinmezlik var. Aslında biraz farklı açıdan bakarsa önündeki konular onun için çok sorun olmayacak diye düşünüyorum. Mart ayı bitiminde bir teknenin üzerinde bir yolculuğa çıkılıyor. Şimdi Nisan ayında insanların çok konuşulduğu olduğu, yani insanların çok konuştuğu, böyle muhabbet ettiği bir ortam var. Burası kapalı bir ortam. Sanki bu kapalı ortamda eğitimle alakalı konuşmalar geçiyor. Yön vermek, gidecekleri yöne onları hazırlamak adına büyük bir seminer görselleri var ve bunun altında da bir anahtar işareti var. Sanki eline alması gereken eğitimle alakalı anahtarı altında duruyor. Ama şöyle şekilde anlatabilirim. Şimdi diyelim ki sizin oğlunuz ya da sizin yeğeniniz avukat olmak istiyor. Ama avukat olacak bir potansiyeli yok. Yani eline alacağı anahtarının üstünde çıkıyor. Arasında sıkıntı var. Niyetlerini biraz daha küçük tutması lazım diyebilirim. Hayalleri çok yüksek yani. Bu hayallerle giderse toslayabilir anlamında görseller var. Yani ne yapıyoruz? Eğitim hayatı olan kişilere biraz daha ya idealleri çok yüksekse çok çalış. Çok çalışman gerekiyor. Bu yeterli değil dememiz lazım. Çünkü yeterli olmayan konuda kanat çırptığını görüyorum bu çocuğun. Ve çevresi de buna alkış tutuyor. Yani diyor ki sen halledersin, sen yaparsın ama yeterli değil. Bunun dışında ikili ilişkilerde bir kadın bir erkek gene görüyorum. Erkek sanki ilişkide ayakta duramıyor. Bir taraf onu ailesi gibi görünüyor. Sanki böyle aşağıya doğru çekmeye çalışıyor.
Bir taraftan da bayan karşıdan onu sözleriyle ve elleriyle kurtarmaya çalışıyor, görselleri var. Aslında sıkıntı burada başlıyor. Eğer ilişkiniz normal devam ediyor ve her şey zaman içerisinde oturmaya başlıyorsa, ilerleyen süreçte onun kafasına sıkıntı yaptığı konularla alakalı olarak ona destek olmanız gerekiyor. Çünkü Mart, Nisan sonu gibi onun sıkıntıları, bilinmezlik sıkıntıları, geçmişten gelen sıkıntılarını size anlatmaya başlayacak. Bu sıkıntılarla siz yüzleştikçe ona yardımcı olmaya çalışacaksınız ama kafasını dik tutamıyor bu insan karşınızda. Sorunları, gerçekten sorunları var ve bu sorunları çözmek adına da emek harcaması lazım. Hatta burada şöyle bir şey var. Bakın, bu kişi karşısında insanlar var. Sanki insanlara hani bir şeyleri anlatması, zaman istemesi, onlarla tek tek konuşması gerekiyor. Bu konuşmaları yaptıkça da minik minik önünü açacak. Ama nereye kadar? Bir yerden sonra da tıkanıyor. Yani yanlış yerde yanlış işler yapmış gibi duruyor ya. 5'i Mayıs ayında dahi önünü açmak için verdiği emeklerin çok karşılığını bulamayacak bu kişi. Hatta bakın şurada kafasında büyük sıkıntılarla bir kişinin sanki böyle yakasına yapışmış, alacağını ya da istediğini almak için çok sinirli, agresif tavırlarda yaklaşıyor. Yani sıkıntılı bir süreci var. Bu süreçte siz yanında durmaya çalışacaksınız. Ama bu süreci atlatana kadar da yani siz de heba olacaksınız onun yanında. Yani burası tamamen sıkıntıları atmaya çalıştığınız görsellerin olduğu bir süreç. Bir kere daha bakalım. Evet, başında her şey lay lay lom, çok güzel. Sonrasına geldiğiniz zaman bazı sıkıntılarından bahsediyor. Bu sıkıntıların sonunda da onun yüzleşmesi gereken insanlar var. Sanki bunlar alacaklı insanlar gibi. Bazıları çok güzel dinliyor. Bazıları da dinlemiyor ve sanki böyle kapısına dayanıyor. Onların da sanki gırtlağını sıkıyormuş gibi görseller var yani. Bu süreç olarak alacak verecek konularda sıkıntı yaşayacak bir erkek olarak çıkıyor. Bu erkek ne zaman aydınlanır derseniz, Haziran sonunda anca aydınlanacak diyebilirim ki hala da arkasında ince ince sıkıntıları olacak. Gelecek kaygısı var bir kere. Gelecek kaygısı olan kişiler Nisan-Mayıs aylarına dikkat etsinler diyebilirim. Şimdi biz kahvemizi içtiğimiz zaman, belki bir ilişkiniz yok, belki bir erkek arkadaşınız yok, belki çocuğunuz yok, belki evli değilsiniz ama ben bir niyetle bu videoyu seyrediyorum diyorsanız eğer, şimdi o niyetinizle ilgili fincanımızın genel anlamda ne dediğini sizlere söylemeye çalışacağım. Bu tabakta biraz akması gerekiyor ki niyetinizle alakalı konuda size bilgi verebileyim. Akıtalım. Hızlandıralım şöyle biraz diyeceğim ama çok hızlanmıyor. Tutmuş olduğunuz dilekle alakalı öncelikle şunu söylemem lazım. Kafanızdaki kaygılardan dolayı önünüzü tıkıyorsunuz. Yani kendinize güvenmiyorsunuz. Niyet ettiğiniz konuda eğer kendinize güvenirseniz 1-2 ay içerisinde çok büyük aydınlanma yaşayacaksınız. Yani niyet edip adım atmak zorundasınız. Bu hem iş hayatınıza hem ev hayatınıza çok şiddetli derecede yansıyor. Kendime güvenmiyorum. Ben bunu başarabilir miyim? Acaba nasıl olacak gibi düşünceleri bırakıp yapmanız gerekeni yapın derim. Çünkü emek veriyorsunuz. Bu emeği verirken de biraz sıkıntılı görünüyorsunuz. Ama bu sıkıntılarınız 2 ay, 2,5 ay sonra çok büyük bir aydınlığa uzanıyor. Bakın, kahve fincanımızın sıkıntılar atması gereken, gitmesi gereken sıkıntılar yavaş ilerliyor. Yani nereden baksan 2,5 ayı bulacak. Ama ondan sonra girdiğiniz ortamlar, insanlar o kadar temiz ve aydınlık ki siz diyorsunuz ki nasıl bir dünya? Ne kadar güzel. Her şey ne kadar güzel diyeceğiniz bir süreç önünüzde var. Aşk konular için de aynı şey geçerli aslında. Eğer ilgilendiğiniz, sevdiğiniz bir insan varsa bunun için adımlar atmanız gerekiyor. Kafanızda kurmuş olduğunuz kaygı ve düşüncelerden uzaklaşıp benimse benimdir, değilse güle güle demeniz lazım. Çünkü bu süreç biraz böyle ileri geri yapacağınız bir süreç. Sonrasında ama ödülleri var. Bulunduğunuz, girdiğiniz alanda kısmetli olacaksınız. Çevrenizdeki insanlar tarafından da temiz görselleriniz var. Hatta burada çift görselleri de var. Sanki böyle birisi gözlerinizi kapamış. Bundan sonrası bak ne kadar güzel deyip açıyor. Yani sürprizlerle dolu diyebilirim bu falınız. Parasal konularda 2-2,5 ay duruyoruz. Ondan sonra zaten bomba gibi tertemiz.
Yaymış olduğunuz sıkıntıları da yavaş yavaş toplarsanız önünüzde bir merdiven var. Sanki böyle merdivenin basamakları tertemiz, tek 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 ki çevrenizden 2-3 kişiden destek alarak bu merdiven basamaklarını çıkıp rahatlayacaksınız. Aslında güzel bir fal. Evet, 2-2,5 ay zorluklar var ama bu zorluklar bittikten sonra da önü çok aydınlık diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.